Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Rüştü Akın Vakfı'nın ilköğretim, lisans ve ortaöğretim düzeyindeki burslarından bahsedeceğiz. Daha sonra ilerleyen vakitlerde burs başvuruları gittikçe artacaktır arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş süreç başlıyor. Bizler de duyuruları yakından takip ediyoruz. Başvurular başladığı an gerekli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Eğer ihtiyacınız varsa ve şartlarınız tutuyorsa başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Karşılıksız bir şekilde bu burslardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Karşılıksız diyorum çünkü almış olduğunuz burs miktarlarını geri ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca lisans düzeyinde sesimize kulak veren arkadaşlarımız varsa KYK yurt ve burs başvuruları başladığı anda gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam, çevrenizde burslara başvuru yapabilecek arkadaşlarınız varsa videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlamanızdır ve destek olmak için sadece ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi Rüştü Akın Vakfı'nın ilköğretim, lisans ve ortaöğretim alanında burs başvuruları var. Başvurularımız 14 Temmuz'da başladı arkadaşlar. 31 Ağustos'a kadar her alandaki burs başvurularımız devam edecektir. Şimdi duyuruya kimler başvuru yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Ayrıca videoya geçmeden önce de e-bursum sitesi güvenilir mi diye soran çok öğrencimiz oluyor. Arkadaşlar bu zamana kadar ben birçok bursun başvurusunu bu site üzerinden gerçekleştirdim. Herhangi bir problem yaşayan olmadı. Ayrıca bazı vakıflarımız burs veriyor fakat ben onları paylaşmayabilirim. Bu nedenle neden paylaşmıyorsunuz diye sorduğunuz zaman muhakkak bilin bir şey vardır, o yüzden paylaşmıyorumdur arkadaşlar. Bu noktayı da parantez içerisinde belirteyim. E-Bursum sitesinde şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Problem yaşayan arkadaşlarımız varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtsinler. En azından bizlerin de bilgisi olsun ve sizlere bilgi verelim, kimse mağduriyet yaşamasın. Ve burs başvurusu yaparken çok ayrıntılı bilgiler istenilmekte diye yorumlar yapılıyor. Evet arkadaşlar, genel olarak da bizler de bu yollardan geçtik. Burs başvurusu yapabilmeniz için istenilen belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde kuruma ulaştırmanız gerekecek. Herhangi bir problem yaşamazsınız bu noktada. Bunu da belirteyim, içiniz rahat olsun. Şimdi öncelikli olarak ilköğretim bursunu ele alalım arkadaşlar. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi aylık olarak bursumuz 150 TL olarak ödenecek. Başvuru alanına tıklayalım. E-Bursum sitesine üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer üye değilseniz üye ol butonuna tıklayacaksınız. Gerekli bilgileri dolduruyorsunuz. Daha sonra mail adresinize bir aktivasyon mesajı gelecek. Bu aktivasyon mesajından sonra giriş yap butonuna tıkladığınızda sisteme giriş yapacaksınız. Fakat sistem birazcık yavaş ilerliyor arkadaşlar. Bu nedenle acele etmeyin. Yavaş yavaş başvurunuzu ya da üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki herhangi bir problem yaşadınız. Mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldikçe ve gördükçe sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Temel bilgilere baktığımız zaman başta da söylemiş olduğumuz gibi burs miktarımız 150 TL. Burs verilen aylara baktığımız zaman Eylül ayında başlıyor, Haziran ayına kadar, yani eğitim ve öğretim dönemini kapsamaktadır. Toplamda 9 ay. Başvurumuzun başlangıç ve bitiş tarihinden bahsetmiştik. Bizler için önemli olan nokta başvuruların koşullarıdır. Bakalım başvurularda bizlerden hangi ölçütler istenmektedir? 5 üzerinden en az 4 genel ortalamasına sahip olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre ön olan aday değerlendirmeye alınacaktır. Yani diyelim ki sizin ortalamanız 4,5, değerlendirmeye alınıyorsunuz. 4 değerlendirmeye alınıyor. 3,5 olduğu zaman başvuru koşulunu sağlamamış oluyoruz arkadaşlar. Açıklamaya baktığımız zaman ise Rüştü Akın Vakfı tarafından maddi desteğe muhtaç, başarılı Türk gençlerinin eğitiminde fırsat ve imkan eşitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla verilen bir burstur. Başvuru ve burs kullanımı hakkındaki genel bilgilere baktığımız zaman adayın ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumu tam ve doğru olarak beyan etmesi gerekecek. Herhangi bir eksiklik varsa ya da yanlışlık varsa başvurunuzu tamamlamayın arkadaşlar. Bilgileriniz eksik ya da yanlış olursa bursunuz kesilir ve o tarihe kadar almış olduğunuz bursları geri ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle bilgilerinizi ve belgelerinizi doğru bir şekilde yüklemeniz oldukça önemli. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesi isteniliyor. Burslar karşılıksız olup burstan yararlanan öğrencilerden vicdani yükümlülük belgesi alınmaktadır. Vakıf Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmayla yetkilidir. Başarısı tespit edilen öğrencinin bursu bir sonraki öğretim yılında da devam eder. Yani sizler bu sene başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Başarı düzeyiniz oldukça yeterli. Seneye de bursu almaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burs için başvuru, burs başvuru formu adımında verilen link ile yapılacak. Form doldurulacak ve Ağustos ayı sonuna kadar gönderilmesi gerekiyor. Yani bizler başvurularımızı online bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şu anda herhangi bir belgeyi elden teslim etmemize gerek
yoktur. Belgeler hakkında bilgi almak istiyorsak bu linke tıklayacağız. Bizler de ilgili linke tıklayarak hangi belgelerin istenilmektedir bu konu hakkında bilgi verelim. Linke tıkladığımız zaman karşımıza bu şekilde bir PDF belgesi çıkacaktır. Öğrencimizin adı, soyadını, okulunu, sınıfı, belgeyi doldurduğumuz tarihi yazıyoruz ve imzamızı atıyoruz arkadaşlar. Eklere baktığımız zaman dilekçe örneği bu alanda belirtmiştik. Kimlik formu, gelir durum formu, öğrenim durumu formu, öğrenci belgesi. Öğrenci belgesini E-Devlet sistemi üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Ayrıca açıklamalara katları bırakacağım. İlgili linklere tıklamanız yeterli olacaktır. ÖSYM sonuç belgesi lisans düzeyinde istenilmek. İlkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimiz bu alana boş bırakacaklar. Üniversite öğrenim belgesi, vicdani yükümlülük belgesi, staj ve iş yükümlülük belgesi, ikametgah senedi E-Devlet sistemi üzerinden alıyoruz. Nüfus cüzdanınızın sureti, öğrencinin TC kimlik numarası istenilmektedir. Diğer bir sayfaya baktığımız zaman okul adresi, okulun telefon numarası, ev adresiniz, telefon numaranız. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi kimlik bilgilerinizi içeren bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde dolduracaksınız arkadaşlar. Sorulan sorular devam etmektedir. Ek 3'e geldiğimiz zaman gelir durumunuzla ilgili sorular yöneltilmektedir. Bu soruları tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmamız gerekecek. Herhangi bir yanlışlık olduğu zaman problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ek 4'e baktığımız zaman öğrenim durumunuz, aynı şekilde öğrencinin kimlik bilgileri, okul müdürü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu alanları tam ve eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz. Tekrar ediyorum çünkü eksik doldurursanız problem yaşarsınız. Ek 7'ye baktığımız zaman burslu vicdani yükümlülük belgesini dolduracağız. Öğrencimizin bilgilerini eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz. İmzamızı atıyoruz. Varsa staj ve iş yükümlülük belgesini doğru bir şekilde dolduracağız arkadaşlar. Daha sonra öğrencimizin adı soyadı yerini doldurduktan sonra bilgi ve belgelerimiz tamamlanmış olacaktır. Bu belgelere açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şu anda artı olarak bilmemiz gereken bir durum söz konusu değil. Başvuru yap alanına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bizler de tıklayalım. Eğer üyeliğiniz yoksa arkadaşlar bu alandan üyelik formunu dolduruyorsunuz. Zaten üyeyseniz bu alana tıklayarak girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra bursa başvuru yapmış olacaksınız. Bu burs duyuruları sayesinde birçok arkadaşımıza sesimizi duyurduk. Burs başvurularından yararlandılar. Umarım sizlerin de ihtiyacı varsa ve bursa başvuru yapıyorsanız sonucunuz olumlu sonuçlanır. Şimdi ana ekrana geri dönüş yapalım arkadaşlar. Burs şartlarında değişkenlikler olacaktır arkadaşlar. Baktığınız zaman lisans alanındaki burs miktarı 280 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ortaöğretim alanında ise 200 TL olacaktır. Başvurunun şartlarında değişiklikler olabilir. Bizler başvuru şartlarına bakmak için ilgili alana tıklayacağız. Daha sonra bu alandan başvuru koşullarına ve bizden istenilen belgeler, bilgiler genel anlamıyla aynı olacaktır. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Söylemiş olduğum gibi sorun yaşadığınız noktalarda bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizler burs başvuruları geldikçe kanalımızdan sizlere duyurularımızı anında yapacağız. Ayrıca arkadaşlar YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. O linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde grubumuza katılabilirsiniz. Süreç içerisinde bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bursa başvuru yapacaksanız da sonucunuz olumlu olur. Eğer sonucunuz olumlu olmazsa üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü sene boyunca başvuru yapacağımız binlerce burs başvurusu gelecek. Ben de onları sizlerle paylaşacağım. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.